Herkese merhaba kızlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir aydır neredeyim ben, neredeyim? Kimse beni sormuyor neredeyim diye. Gerçekten bir ay, yani uzun bir zaman geçti aradan. Yazlık evdeydim, internetim biraz kısıtlıydı. O yüzden çok sıkıntı yaşıyordum YouTube'a video yükleme konusunda ve çok üzülüyordum. Ve dedim ki Sezen biraz ara ver, çünkü yazın ortalarına kadar çok yorulduğumu hissettim. Biliyorsunuz öncesinde de haftanın iki günü video yayınlıyordum, onu da kısalttım, bire düşürdüm. Sonra son bir ayda artık Sezen dedim biraz dur, artık güneşlenmeye bile şey hissetmedim kendimde. Yani hiç güneşlenmedin sen bu yaz falan oldun böyle. Son yazın sonlarına doğru bir kez kendime zaman ayırdım. Bir yandan iyi oldu, bir yandan da aklım hep YouTube'daydı açıkçası. Evet arkadaşlar, bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Bir ayın telafisini yapacağız inşallah. Arka planı yeniledim. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Işıkları bir ring light aldım. Ekipmanları güzelleştiriyorum. Yakında kamera alacağım inşallah planlarım arasında. Güzel şeyler olacak. İçeriklerimi daha kaliteli yapmaya özen gösteriyorum. Tabii ki sizlerin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Beavis'in yeni bir koleksiyonu çıktı bu arada. Onu aldım. Aslında almayacaktım. Bu sefer şey yaptım. TikTok'a attım. Denememi istediğiniz ürün var mı dedim. Öyle bir öncesinde çektim. Daha sonra gidip tekrardan gratisten aldım. Ve biri hepsi yazdı. Biri farı denemek istedi. Farı dener misin dedi. Biri allığı dener misin dedi. Öyle böyle ben allık, gloss ve far paletini almış oldum. Hemen öncesinde bir cildimi nemlendirmekle başlamak istiyorum. Bunu da yeni aldım. Krimcon'un bir nemlendiricisi. Çok yeni ürün aldım, çok bitirdiğim ürünler oldu. İnanın çok içerik birikti. Sırayla hepsini yayınlayacağım inşallah. Evet, bu krim kodan da memnunum. Güzel. Çok reklam yapıldı diye aldım açıkçası. Üzerine hemen bir ne yapalım? Aslında bir disfoldatan uygulayabilirim buna ya. Bir dakika. Bu fondöten ne zaman lazım olacak diyorum. Sonra bu tarz videolarda lazım oluyor tabii ki. Bendeki 131 ivory rengi hemen uyguluyorum. Şöyle. Allığı uygulayacağım için bu öncesinde baz niyetini uygulayacağım bunu. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet, böyle genel bir fondötenimi uyguladım. Bir de hafif kapatıcı uygulayacağım. Maybelline'in Fit Me kapatıcısını uygulayacağım. Ay, döküldü. Gün içinde o kadar çok makyaj yapıp siliyorum ki artık hızlı hızlı geçmek istiyorum bunları. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Kanalıma yeni geldiyseniz ben Sezen Karakuş. Ağırlıklı olarak makyaj içerikleri paylaşıyorum. Arada sırada vlog da çekiyorum. İşte atıyorum gratis tur yapıyorum, maskeless tur yapıyorum ve farklı içerikler peşinde koşuyorum. Bu şekilde. Kanalıma yeni geldiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok çok önemli. Burada ilerleyişim, öne çıkmam için çok çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Videoya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, bu koleksiyonun tam adını inanın bilmiyorum. Burada Sweet Heart yazıyor. Burada Blossom yazıyor. Burada da Dream yazıyor. Birkaç arkadaşımın videolarını izledim aslında. Hafızam doldu, hemen konuşup bitirmem lazım videoyu arkadaşlar. Birkaç influencer arkadaşım ve başka içerik üreticilerini de izledim. Genel bir yorum yapacağım ve kendi deneyimlerimi de sizlere aktaracağım. Açık bir far rengi uyguladım göz kapaklarıma. Şöyle biraz kirpimi kıvırmak istiyorum. Ay, düştü ya. Medium neyse artık. Şimdi koluma swatch yapacağım en son, ama ilk önce biraz hafif göz makyajı yapalım istiyorum. Ben böyle şu rengi beğendim. Bir bunu uygulayalım. Işıltılı renklerini beğendim performansını aslında.
Bir de fiyatları da uygundu. Ona da geleceğim o konuya. Şöyle çok genel bir uyguladım. Biraz daha koyuluk istediğim zaman da böyle dış köşeleri hafif yapıyorum akşam çıkacağım zaman. Böylece uğraşılmış gibi bir görüntü oluyor. Şimdi kollarıma genel bir swatch yaparım ama bir allığı da anlatmak istiyorum. Allık da bu şekilde. Açıkçası çok sevdiğim bir allık rengi oldu özellikle. Şöyle göstereyim. Uzun zaman yani krem allık kullanıyordum ama uzun zamandır bu kadar güzel bir renk uygulamamıştım yanaklarıma. O yüzden bayağı sevdim. Elim hep bu renge gidiyor. Sanki Nars Orgasm rengine benziyor çünkü. Ama daha yani hafif olanı güzel bence. Şöyle burnuma da biraz yaptım. Evet, nasıl görünüyor uzaktan? Böyle hafif uyguladım. Çok yapmadım da. Yapısını beğendim yani. Kremsi ama böyle yormuyor. Pasteller beni çok yoruyordu açıkçası. Bu da gloss'u. Bunu önceden uyguladım. Bakın biraz böyle inmiş. Bunda da çok güzel rengi ışıltısı, bubblegum tadı var, böyle sakız olur ya bubble'lar falan. Aynı onun kokusu, tadı falan harika bir his. Sadece böyle pütürcükleri ağzınıza geliyor, biraz hissediyorsunuz. Onun dışında bir problem yok. Rengi ışıltısı tam okey. Benden onay aldı bence, güzel. Yani bu üçünden memnun kaldım açıkçası. Şimdi biraz bunları da küçük küçük swatch yapacağım ama öncesinde şurada bir far var, aydınlık. Onu ben highlighter olarak kullandım bugün mesela. Çok güzel durdu. Aklınızda olsun. Bakın böyle ışıltılı bir şeyler yapılabilir. Kaş altlarına mesela. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hızlı bir swatch yapalım. Bunu uyguladım zaten ama yapalım yine hepsini ya. Şöyle minik minik. Evet, bakın şöyle bir şey ve bunları tabii nasıl hep aynı hata yapıyorum. Nasıl göstereceğim size bundan şimdi? Evet, böyle duracağım. Siz anlayın artık. Baştan sona kadar renk skalası bu şekilde. Çoğu ışıltılı. Hatta hepsi ışıltılı. Böyle mat çok az var yani. Evet, görüyoruz. Burada bir tane var ışıltısız. Evet arkadaşlar, nasıl buldunuz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara yazın lütfen. Ben çok memnun kaldım. Genel olarak tekrar tekrar edecek olursam. Bu arada aldığımda biraz kırıktı bu. Onu göze alarak aldım. Dikkatli kullanmanızda fayda var. Rahatsız edici bir kokusu yok bu arada farın. Ay, bu da bulaşmasın bana da. Başka ne diyebilirim? Tozutması var. Onun dışında renk skalası güzel ve fiyatları da uygun yani geldi bana. Hani kullanılır. Hemen söyleyeyim. Far paleti 74 lira 50 kuruş indirimli olarak. Allık 55 lira. Dudak parlatıcısı da aynı fiyata geldi, 55 lira. %20 indirim de bunlar şansıma. Hemen indirim yapıyorlar artık. Krem allıkta bir sıkıntı yok. Rengi çok güzel. Özellikle bu rengi alın. İki rengi vardı. Rengi çok hoşuma gitti. Nars'ın allıklarına benzettim. Evet, son olarak da bu üründen bahsetmek istiyorum. Bu da böyle ağızda pütürcükler bırakıyor. Kötü, çok kötü değil. Rengi, ışıltısı çok çok iyi. Ben çok sevdim bunu. Yani ben bu üçünü de bayıldım gerçekten. Hem fiyatları da uygun. Bakılabilir bence. Uzun sürede kullanırsınız özellikle farı ve kremallığı. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlarınızı da bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.